Tamam ablacığım ya, bir sakin olsana. Ya tamam ablacığım, halledeceğim diyorum ya, sen niye ağlayıp duruyorsun? Vallahi kafamı şişirdi. Sanırım bugünkü görevimiz belli oldu. Kedi kadının kedilerini bulmak. Hadi o zaman hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın, tamam mı? Bakalım bu psikopat kediler nereye saklanmış? Tabii ki ilk önce evin içinde arayacağız arkadaşlar. Bir tanesi camdan dışarıya çıkmış. Oğlum camı falan hep kırmış ya. Anam, bir tanesi de burada uyuyor. Ya sabahtan beri annen seni arıyor, neredesin sen ya, şuna bak. Bir de horluyor utanmadan. Bakalım kedi kumunun orada başka bir kedi yok. Her yerde dağıtıp gitmişler ya. Burada kedi resmi var. Burada da hiçbir kedi yok. Bence biz evin dışına doğru bakalım. Mesela şu bahçe tarafından bir miyavlama sesi geliyor. Kesin burada bir yerde bir tane kedi var. Ağacın dibinde yok. Bir de şu tarafa bakalım. Vallahi da gördüm. Ağaca çıkmış oturuyor da. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Sabahtan beri seni arıyoruz bak. Burada başka bir kedi. Aha, bir tane de şurada var. Anam, bu camı kırıp da gelen kedi. Mahvetmişsin burayı ya. Başımıza bir sürü iş açtın. Neyse, bir de şu tarafa doğru bakalım. İşte bir tanesi de burada. Ama yukarıyı gösteriyor. Acaba evin çatısında da mı kedi var? Anam, hem de uyuyakalmış. Vallahi horlayan kediyi de ilk defa bu oyunda gördüm yani. Bunu da aldık. Bir de şu ön tarafa doğru bakayım. Aha, bir tane de burada. Oğlum, buranın patronu falan sanıyor kendini galiba. Kravatlı kedi mi olurmuş ya? Sanırım çatıda başka kedi kalmadı. Bir de şu parkın oradaki yere bakalım. Kesin burada da birkaç tane kedi vardır. İşte bir tanesi burada. Hem de kaydıraktan kayıyor ya. Vallahi kaydıraktan kayan kedi de ilk defa gördüm yani. Bu arada bu bölümdeki bütün kedileri bulduktan sonra yeni bölüme geçebiliyoruz. Bakalım bu göletin içinde kedi var mıymış? Oğlum, burası bayağı derinmiş. Baksanıza, kocaman bir oyuk gibi bir şey oluşmuş. Ve sanırım buranın dibinde de bir tane kedicik var. Oğlum, burada ne yapıyor bu kedi ya? Baksanıza, öyle durmuş. Ha, balık yakalamış. O yüzden burada bırakmak istemiyor. Aslında balığı alıp yukarıya çıkarması daha mantıklı değil mi diyor. Vallahi nefessizlikten öleceğim. Bu kedi nasıl bu kadar kalmış, hayret ettim. Neyse, çıkalım artık buradan. Vallahi bahçedeki bütün kedileri tamamladık galiba. Acaba yeni bölüme geçebiliyor muyuz ki? Bir de evin içine bakalım son kez. Burada da başka bir kedi yok işte. Bakalım. Bir tane kedi kalmış. Acaba nerede olabilir ya? Vallahi bulamadım sonuncu kediyi. Ama sanırım yeni bölüme geçebiliyoruz. İşte yeni bölüm sanırım bu evin dışı ya. Vallahi çok yakınmış ha. Burada da bulmamız gereken 8 tane kedi varmış. O zaman hızlıca aramaya koyulalım. Acaba nereye saklandılar? Mesela şu kutulara bakalım bence. Aha, bir tanesi burada uyuyor. Buldum bile. Tamamdır, buradan geçelim. Şurada bir oyuk var yine. Bir tanesi de buraya düşmüş. Ya da oraya yatmış güneşleniyor işte. Bir tane de duvar kenarında var. Onu da aldık. Galiba bu duvara çıkamıyoruz ya, neyse. Arabanın altında yatan 2 tane kedi var. Birisi burada, diğeri de burada. Ya sen üstüne ne döktün ya? Her yeri pislenmiş, gördünüz mü? Bu arada yeni bölüme geçebilmek için 3 tane daha kedi bulmam gerekiyormuş. Acaba nereye saklandılar? Gel pisi pisi, neredesin? Hadi çık ortaya artık. Aha, buldum. Ya bu da çöp kutusunun içinde uyuyakalmış ya. Son 2 tane kaldı. Acaba şu çimenlerin dibinde falan olabilir mi ki? Ya şuradan bir kedi sesi geliyor ama vallahi bulamadım. Anam, kutuların altına saklanmış. Ya siyah olduğu için görmedim ya. Halbuki en kolay yerdeki kedi de buymuş yani. Şimdi son bir tane kedimiz kaldı. Onu da bulduktan sonra yeni bölüme geçeceğiz. Kedicik, bu kenarlarda mısın? Neredesin ya? O sabahtan beri seni arıyorum. Sadece sen kaldın, bak gelmen lazım. Zımart tık. Anam, nereye saklanmış? Ya seni haylaz kedi ya. Gitmiş o delikten dışarıya çıkmış. Sonunda bulabildim onu da. Şimdi 8 kedinin 8'inde bulduk. Artık yeni bölüme geçebiliriz. Bakalım yeni bölümde neler varmış. Vallahi çok merak ettim he. Hızlıca geçiyorum kapıdan. Tamamdır, işte yeni bölüme geldik. Oğlum burada 18 tane kedi varmış. Hemen şu dağın yamaçlarından işe koyulalım bence. Buralarda kesin kedi olduğunu düşünüyorum. Bakın bir tanesi topunu düşürmüş mesela. Oğlum burası da bayağı büyükmüş ha. Şu mağaranın içine bir bakmak istiyorum. Burada VIP bölümü var mı? Şu tarafa çıkalım. Vallahi burada hiç kedi görünmüyor diyecektim de. Oğlum siz niye kavga ediyorsunuz ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Birisi de uçan tekme atıyor. Vallahi ilk defa uçan tekme atan bir tane kedi gördüm. Bir tane de burada manzaraya bakan kedicik var. Onu da aldık. Şimdi ufaktan aşağıya doğru inebiliriz. Bir tane daha varmış burada. Onu da aldım hızlıca. Geriye kaldı 14 tane. Yani daha bir sürü var. İşte bir tanesi de burada. Yatmış telefonla oynuyor. Burada güneşlenen bir tane kedi var. Onu da aldım. Oğlum bu yerdeki şey ne ya? Oyuncağı mı acaba? Birazcık da dondurmaya benziyor ama vallahi anlamadım. Bir tanesi de burada uyuyakalmış. Onu da aldık. Bir de denizin altına bakalım. Bence burada da birkaç tane kedi bulabiliriz. Buralar birazcık sığ görünüyor ama şuralar bayağı derin. İşte bir tanesi yine burada. Balık yakalamış diye çıkmıyor yukarı. Vallahi bu kediler psikopat ya. Bir tane de burada var. Oo, bu daha çok balık yakalamış. Sanırım avcılık konusunda diğer kediden birazcık daha iyi. Oh, deniz de vallahi o kadar güzelmiş ki ya. Böyle sürekli yüzesim geldi. Neyse hızlıca bakınıp yukarıya doğru çıkmamız lazım artık. Şu karşı tarafta. Aha, bir tane daha kedi buldum. Bunlar tam avcı kedi. Bu da balık yakalamış bir tane. Onu da aldık. Bu arada 10 tane kedi bulmuşuz arkadaşlar. Geriye 8 tane kedi kalmış. Bakın burada ne buldum. VIP plajın üstüne oturmuş bir tane kedi. Bir tane de sandalın altında yatıyor. Diğeri de sandalı tutuyor. Onu da bulduk. Sanırım bu kedi de yoga yapıyor gibi görünüyor. Ve ışık kedisiymiş. O zaman biz hiç rahatsız etmeyelim bence onu. Buradan da çıkalım. Geriye 4 tane kedi kaldı. Ve bir tanesini daha buldum. Sandalın üstünde salınıyor, gördünüz mü? Oğlum bu kravatlı kedi değil mi ya? Ne ara gelmiş buraya vallahi anlamadım. Şimdi bakalım diğer 3 kedi nerede olabilir? Şu köprünün ilerisine hiç bakmamıştık. Oo, burası yeni bölüm girişiymiş. 3 tane kedi kaldı ama 2 tanesini bulunca direkt yeni bölüme geçebiliyormuşuz. Keşke kedilerle iletişim kurabilseydik ya. En azından sorardım arkadaşları nerede diye. Acaba bakmadığımız bir yer kaldı mı ki? Şöyle uzaktan bir bakıyorum da. Vallahi her yere de baktık ya. 2 tane daha kediyi kesinlikle bulmam lazım. Sanırım bu tarafa bakmamıştık. İşte bir tanesi buraya gizlenmiş. Tam da çimenlerin arasına. Vallahi iyi gördüm ha. Burası zaten geldiğimiz yer. O zaman şu yoldan aşağıya doğru bakalım bir de. Ya hiçbir yerde bulamadım bu kediyi. Aha, buldum. Ya sonunda ya. Bu küçük adacığa bakmayı unutmuşuz. Bir tane daha kedi bulduk. Vallahi son bir tane kaldı da onun nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın, tamam mı? Yeni bölümümüzün de kilidi açıldı. Vallahi çok merak ettim, acaba nasıl bir yer? Şöyle geçiyorum karşıya. Oo, burası çok güzelmiş. Böyle vadi gibi görünüyor. Ayrıca bir sürü de kedi var vallahi. Artık bu bölümü de diğer videoda çekebiliriz. Yani bu kedileri bulmak birazcık yorucu olabilir şu an. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.